Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhaba. Ücretsiz eğitim videolarına devam ediyoruz. Her gün yeni bir video yayınlıyoruz. Bu videoda Google'da görsel ile arama yapmayı, yani bir fotoğraf ile arama yaparak o fotoğrafın benzerlerini bulmayı göstereceğim. Bunu neden kullanabiliriz? Mesela size bir örnek vereyim. Instagram'da bir hesap sizi takip etti veya size bir mesaj attı ve siz onun gerçek bir insan mı, yani gerçek kişi mi olup yoksa hani başkalarının resimlerini alıp fake bir hesap mı oluşturduğunu anlamak istiyorsunuz. Çok devrik bir cümle oldu ama bence anladınız. Bunu çok basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Size göstereceğim Google'da görsel arama yöntemiyle bu kişinin fotoğrafını aratırsınız Google'da. Eğer daha öncesinden bu fotoğraf başka bir tarafından paylaşıldıysa Google hemen size bunu gösterir. Böylelikle anlarsınız ki bu kişi bu fotoğrafı başkasından almış ve size kendini yutturmaya çalışıyor fake hesapla. Hemen uygulamaya geçelim, daha iyi anlayalım. Bunu birçok farklı sebeple de kullanabilirsiniz. Hemen bakalım mesela. Şöyle ben bir Yılmaz Güney yazacağım öncelikle. Bir Yılmaz Güney'in fotoğrafını alalım. Şu fotoğrafı alalım hemen. Sağ tıkladım, kaydet dedim. Bunu neden alıyorum? Hani Yılmaz Güney'in fotoğrafıyla Google'da bir görsel araması yapalım diye. Şöyle bunu kaydettim. Şu an bunu kapatabilirim. Tekrar yeni sekme açtım. Hemen google.com kısmına giriyorum. Bakın buraya Google'a girdiniz. Girdikten sonra şurada görseller diye bir kısım var. Hemen görsellere basıyorum. Bakın görsellere bastığımda şurada bir görselle ara diye bir, yani bir kamera butonu var ve görselle ara yazıyor üstüne basınca. Buna tıklıyorum. Buna tıkladığımda görsel URL'si yapıştırın diyor. Bunu da mesela nasıl yapabiliriz? Mesela şunun görselini alabilir miyim? Hop hop hop, alamadım. Neyi alabilirim? Şunu şöyle sürüklesem. Alamadım. Herhangi bir görselin linki varsa elinizde onu alabilirsiniz. İşte link, işte biliyorsunuz, veya hızlı resim linki vesaire varsa bunu direkt buraya yapıştırabilirsiniz. Veya şurada görsel yükleyin diye bir buton var. Görsel yükleyin butonuna tıkladıktan sonra dosya seç diyerek istediğiniz görseli bilgisayarınızdan seçebilir veya görseli direktmen şöyle üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz. Hemen ben üzerine sürükleyip bıraktım. Yükleniyor dedi. Bakın yüklenin yüklenmez şöyle şuraya geldi ve bakın birincisi hemen Yılmaz Güney ile alakalı makaleler geçti. Neden bu makale çıktı? Muhtemelen bu resim bu makalenin içinde mevcut. Aynı resim. Bakalım. Hop. Yani muhtemelen o yüklensin de ben diğer özellikleri göstereyim. Ya da bakalım mı? Nerede? Neredesin? Ya da benzer resimlerden, işte Yılmaz Güney'in zaten tipini tanıyor. Bakın burada direkt yani aynı resimleri de çıkartmış. Onun dışında Yılmaz Güney'in diğer resimlerini de çıkartmış. Çünkü benzetebiliyor Google. Hani bu algoritmaya sahip. Gördüğünüz gibi bakın. Mesela şunun üzerine geldim. Listelist.com'da daha önce bu fotoğraf paylaşılmış. Şunun üzerine geldim. Radikal.com'da paylaşılmış. Şuraya geldim. Bu zaten Yılmaz Güney'in farklı bir fotoğrafı. Aynılarına bakmak gerekirse. İşte bakın. Asanatlar.com'da paylaşılmış. Böylelikle ben anlıyorum ki hani diyelim bunu başka biri yaptı. İşte adam Yılmaz Güney'in resmini alıp işte ben Ahmet diye sana yutturmaya çalışıyor gibi düşünebilirsin. Hani Yılmaz Güney'i kimse yutturamaz da. Genelde şöyle oluyor. Özellikle kadın hesaplarında yabancı, işte böyle kızların profillerinden bir yerlerden, yabancılardan alıyorlar böyle işte estetik kızları. Fake hesap oluşturuyorlar işte. Biliyorsun işte avlamaya çalışıyorlar milleti. Böyle bir vaka Türkiye'de çok var yani. Bundan dolayı bu yöntemle bunu keşfedebilirsiniz. Bunun dışında yani hiç bu tür dertleriniz yoksa da herhangi bir resmin benzerlerini bulmak için yine bu Google görsel aramayı kullanabilirsiniz. Yani buraya attığınızda resim size ona benzer resimler gösterir. Ne bileyim bir cisim var diyelim. Cisim var elinizde. Şey biliyorsunuzdur. Neydi onun adı? Shazam. Shazam'da bir şarkıyı dinletiyorsunuz ve direktmen o şarkının ne olduğunu size söylüyor. Aynı mantık. Görseli atıyorsunuz. O görselin benzerlerini karşınıza çıkarıyor. Güzel bir özellik. Mesela bir anımdan bahsedeyim böyle. Ta 2016'da yaşadığım bir anı ama hala aklımda yani. Şu an aklıma geldi ya da bu konuyla alakalı olduğundan. 2016'da kız arkadaşım bir fake hesap açmış işte. Bana DM atıyor. Yani bana yürüyor fake hesaptan falan. Tabii ben o olduğunu bilmiyorum. Baktım hani güzel de bir kız hesabıydı. Ve ben direkt kızın fotoğrafını aldım, Google'da arattım ve bir baktım yabancı bir profilden çalma.
Yani fake hesap olduğu belli ve yani postaladım işte. Bir yandan da işte kız arkadaşımın gözüne girmiş gibi bir şey oldum. Ve hani birkaç gün sonra onun telefonu kurcalarken o fake hesabın onun telefonunda açık olduğunu gördüm. Kurnazlık, şeytanlık. Ama bana sökmedi. Gördüğünüz gibi hanımiş teknoloji hayat kurtarır ve hayat kurtarmaya devam ediyoruz. Eğer kanalımızı yeni keşfettiysen hemen abone olup bildirimleri aç ki bu tür faydalı videolardan haberdar olabilir. Bakın burada görüyorsunuz videoları. Bakın ana sayfadaki size oynatma listelerimizden bahsedeyim. YouTube sıfır eğitim setimiz var. Türkiye'deki en kapsamlı ve en faydalı eğitim setidir. %100. Ve ücretsiz yani. Onun dışında internetten para kazanma, para kazandıran site ve uygulamalar, Google reklamları, Instagram, Facebook reklamları, Twitter reklamları, bilgisayar hızlandırma, telefon hızlandırma, YouTube kanal geliştirme, Windows çözümleri, AliExpress videoları, sosyal medya, sayfa büyütme, ses kalite, mix mastering mesela en son paylaştığım Spotify'a şarkı yükleme videosu gibi gibi arkadaşlar. Daha fazlası için siz de bir inceleyin isterseniz kanalı. Onun dışında çekmemi istediğiniz videonuz varsa video varsa yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hadi bir de mobilden nasıl arama yapabileceğimize bakalım. Bunun için hemen Chrome'u açıyorum. Hadi bir de mobilden nasıl arama yapabileceğimize bakalım. Bunun için hemen Chrome tarayıcısını açıyorum. Öncelikle size iki yöntem göstereceğim mobil için. İki farklı yöntem. Birinci yöntem için bir web sitesi kullanacağız ve bu web sitesinin linkini ben videonun açıklama kısmına bırakacağım. Hemen bu web sitesini size tanıtayım. Direkt böyle girdiğinizde, şöyle biraz indirdiğinizde, bakın şurada Upload Image diye bir kısım var. Buna tıkladığınızda hemen galeriniz açılacak. Hop, tamam, kötü bir resim yokmuş. Buradan istediğiniz resmi üstüne basarak seçiyorsunuz. Seçsek mi bir şey? Ne yapsam? Hah, ayakkabı resmi seçeyim. En iyisi. Seçtim. Bakın yüklendi. Bakın şuradan Show Matching Image, yani eşleşen resimleri göster butonu var. Hemen tıklıyorum. Evet. Gördüğün gibi bakın Let Go'da bir ilan varmış. Ve başka Tozlu'da bir ilan var. Gibi gibi işte. Bakın aynı resim, gördüğünüz gibi Tozlu'daki ve Let Go'daki resimler aynı. Hemen buldu. Onun dışında bakalım işte farklı ayakkabılar da çıkıyor gördüğünüz gibi sonrasında. Yani hani ayakkabı olduğu için benzer ayakkabıları çıkartıyor. Bu şekilde gördüğünüz aramayı yapabiliyorsunuz. İkinci yöntem, yine Google'u kullanacaksınız. Fakat bakın şimdi Google'a girdiniz. Hop. Şöyle hatta bu sekmeyi kapatıp ben ekstra bir sekme atsam daha iyi olacak galiba. Size daha iyi göstereceğim. Google.com yazıyoruz. Yazdım. Aynı şekilde bakın, hatta hiç görsellere girmeden şuradaki 3 noktaya tıklayacaksınız. Biraz aşağı ineceksiniz ve şuradaki masaüstü sitesine tıklayacaksınız. Eğer buna tıklamazsanız arkadaşlar, mobilde maalesef görselle arama Google'da mevcut değil. Yani Google'un görselle arama özelliği mobiller için, telefondan kullananlar için mevcut değil. Ama burada masaüstü sitesi derseniz, eko yaptım. Siz sanki bilgisayardan bağlanıyormuşsunuz gibi bir Google gelir karşınıza ve buradan hemen görsellere tıkladım. Şu sağ üst köşede küçük kaldı, biraz büyüteyim. Bakın görsellere tıkladığım gibi şurada bir görsel var. Hemen buradan görsel yükleyin diyeceğim. Dosya seç diyeceğim ve galerimden resim seçeceğim. Bakın şunu kapatayım. Bakın kapattığım anda gördüğünüz gibi görselle arama özelliği gitti. Yani şuradan masaüstü sitesini seçmezseniz görselle arama yapamazsınız maalesef.